Şimdi de Autodesk Inventor'ın eskiz nesneleri üzerinde uygulanan dizileme ve aynalama özelliklerine bakalım. Kullanacağım dosyayı açıyorum. Bu dosyada bir eskiz ve bu eskiz içerisinde 3 farklı kesit tanımlanmış durumda. Çift tıklayarak eskizi aktif duruma getirdim. Bakış açımı da istediğim gibi ayarladım. Öncelikle burada dizilemelere bakalım. Dizileme ve aynalama komutumuz burada görmüş olduğunuz panelin içerisinde yer alır. Kartezyen dizileme ve dairesel dizileme olarak iki farklı dizileme yöntemimiz vardır. Kartezyen dizilemeye girdiğimde öncelikle benden dizilenecek nesnelerin seçimi istenir. Seçtikten sonra yön 1 ve yön 2'yi gösteren nesneler işaretlenmesi gerekir. Yön 1 buradaki nesne tarafından belirtilsin. Buradaki ikon ise yönün değiştirilmesini sağlar. İkinci yönüm de burası. Daha sonra burada görmüş olduğunuz kutucuk dizilenecek kaç eleman olacağını girdiğimiz bölümdür. Burada ise dizi elemanları arasındaki mesafeyi görebilirsiniz. Örneğin 4 adet olacağını söylüyorum. Bu yöndeki dizileme sayısının 12 milimetrede dizi elemanları arasındaki mesafe. Bu yönde 3 tane ve yine 12 milimetre dizi elemanları arasındaki mesafe olsun. Okey dediğim an dizilemenin gerçekleştiğini göreceksiniz. Dizileme için kullanılan ölçüler de burada yer alır. Ölçülerde değiştirme yapmak istiyorsanız bunlara çift tıklamanız yeterlidir. Dizinin komple düzenlenmesi için herhangi bir elemanın üzerine gelip sağ tuşa basmanız gerekmektedir. Dizi ile ilgili komutlar burada yer alır. Suppress Elements komutu seçilen elemanın, dizi elemanının gizlenmesi için kullanılır. Gizleme durumu bu elemanın unsur işlemlerinde kullanılmaması anlamına gelir. Dikkat ederseniz çizgi tipi otomatikman değişmiş oldu. Unsuppress gizlenmiş olanların yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Edit Pattern komutu ise dizileme için kullandığımız diyalog kutusunu açar ve burada istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Diziyi silmek içinse yine herhangi bir dizi elemanı üzerine gelip sağ tuşa basarsam Delete Pattern komutunu kullanabilirim. Böylece dizi komple silinmiş oldu. Dairesel dizileme için seçim işlemleri benzer bir şekilde gerçekleşir. Öncelikle dizilenecek nesne seçilir. Burada dizinin merkezini gösteren bir nesnenin ya da bir noktanın işaretlenmesi gerekir. Bir daire ya da yay seçerseniz onun merkezini otomatikman Autodesk Inventor alır. Daha sonra dönüş yönü buradan ayarlanabilir. Adet ve kaç derece içerisine yerleştirileceğini buradan tanımlayabilirsiniz. Benzer bir şekilde dizinin düzenlenmesi için sağ tuş menüsü kullanılabilir. Suppress Elements daha önce gördüğümüz gibi bu elemanın gizlenmesini sağlar. Edit Pattern diyalog kutusunun açılmasını ve burada değişiklikler yapılmasını sağlar. Örneğin 260 derece içerisine yayılsın diyebilirim. Dizinin silinmesi için de herhangi bir dizi elemanın üzerine gelip yine sağ tuş menüsünden Delete Pattern komutu kullanılır. Son olarak aynalama özelliklerine bakalım. Aynalama komutu da yine aynı panelde yer alır. Mirror komutuna girdiğinizde öncelikle aynalanacak nesnelerin seçimi istenir. Daha sonra aynalama doğrusu gösterilir ve Apply ile aynalama işlemi uygulanır. Aynalama aynı zamanda bir sınırlama anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla yapılan değişiklikler aynalanan kısmı da otomatikman yansır.